Günaydın Orhan baba. Günaydın oğlum, günaydın yavrum. Semat Hanım, anneciğim, günaydın. Seni böyle uykulu uykulu daha uykudan yeni uyanmış yataklı halinde çekiyorum ama sen sevmiyorsun böyle şeyleri ama bir vedalaşma şey yapmamız gerekiyordu yani. O yüzden sağ olun, teşekkür ediyorum. Tamam. Tabii tabii. Babaya, Nuray Hanım'a selam. Yola çıkıyoruz. Gurbet yolculuğu başladı. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi şimdi 8 geçiyor. Aynen. Bir sarılalım, bir öpüşelim bir hadi. Hadi bakalım. Evet. Herkese yeni bir videodan merhaba, merhaba, merhaba. Şu an itibariyle gurbet yolculuğu başladı. Türkiye'deki bütün işlerimiz bitti. Allah'a şükürler olsun. Bugün 12 Mart, ben 13 Aralık'ta gelmiştim Türkiye'ye. Yani bir ay diyorum, 3 aydır, yani bir gün sonra, yani yarın 3 ay olacak. 3 aydır Türkiye'deyim. İşte arabanın, biliyorsunuz ya, anlatmaya fazla da gerek yok. 3 ay sürdü. Arabanın bütün yapım aşaması, her şeyi 3 ay sürdü. Bursa'da en son yine gümrüklemesini yaptık. Didim'e geldim. Didim'deki evimden eşyalarımı aldım, alacaklarımı aldım. Annemle babamla, eşle, dostla, arkadaşla vedalaştım. Şu anda gurbet yolculuğu başladı. İzmir'e geçiyorum. İzmir'de gümrükte şey yapacağım. Daha önce Fransız plakalı bir aracı ben İzmir gümrüğüne terk etmiştim. O araç hala benim böyle bir geri zekalar, üzerimden düşemediler aracı. Gümrüğe kapısına geldiğim zaman, Türkiye giriş yaptığımda hala araç üzerime görünüyor. Yani sorunlar yaşıyorum, biliyorsunuz işte, en son geldiğimde de izlediniz. Bir onu düşürteceğim, sonra tam gaz devam. Gurbet yolculuğu başladı. Hadi bakalım. Efendim, kusura bakmayın, yani çok rüzgar var, fırtına var. Ben feribot seferi olmaz diyordum, hani Çanakkale Köprüsü'nden geçerim falan diyordum. Bir deneyim şansım dedim. Ama varmış, iyi ki de varmış. Yani 260 lira feribot, karşıya geçmek. Çanakkale Köprüsü 370 lira. Beh beh beh, maşallah. Şu anda feribottayım. Gurbet yoluna çıktık. Böyle kendim de göstereyim de. Ama ciddi rüzgar var. Şöyle yaklaştırmayayım biraz sesim. Ya da şöyle yapayım, bağırarak konuşayım. Ciddi rüzgar var. Dondum, üşüdüm. Ama şu kareyi bir daha alayım sizin için. İşte şey yok, zoom olayı yok. Karşıda Gelibolu Yarımadası'nda tepenin üzerinde bizi karşılayan asker ve o meşhur söz: "Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak birilerin battığı yerdir." Aynen öyle, işte destan böyle yazılır. Destan burada yazıldı. Anladınız siz. Hadi bakalım. Evet, çok şükür. Yani akşam oldu saat. Şu anda 11'i 20 geçiyor. Biraz oyalandım yani. Sabah çıktım yola. Şimdi İpsala gümrük kapısındayım. Bir giriş yapalım bakalım şöyle. Benim şeyim var. Direkt geçiş belgem var. Yani T1'im. O tır kuyruklarına girmeyeceğim, tır kapılarına. Bakalım ne olacak. Merhaba. Merhaba, benim bu kamyon değil. Karavan. Nasıl?
Evet, trans geçiş belgesi. Türkiye'de yaptırdım aracı. Buradan giremiyor muyum? Tamam, teşekkürler. Na 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 na. Buyur buradan yak. Dakika 1 gol 1. Verdik T1'i. Belgeyi. Beğennamesi var. Vırt sert. Vırt çırt vırt vırt vırt. Yine tırların olduğu yerden girecekmişim de. Ama transit geçmem gerekiyor. Memur da öyle söyledi. Memur hanım. Öyle dedi. Görece uf bakalım. Adela açsana ya. Sıra almadıysanız tır parkına geri dönünüz. Ne oldu canım? Hiç dönmem vallahi. Bakayım da geleyim şunlara. Ne olacak? Aha, dert başladı. Araçtan indim, gittim yanına. Dedim bu T1 belgem. Bana bunu verdiler. Hiç tır kuyruklarına girmeyeceksin. Tır kapılarından geçmeyeceksin. Normal direkt transit geçeceksin. Dediler dedim. O diyor senin diyor hani bir transit geçişli T1 diyor. Hani o senin diyor geçiş belgen diyor. Yani öyle diyor direkt gidemezsin diyor memur. Sen diyor girerken böyle girmişsin diyor. Sonra aracı işte dedim burada şey yaptırdım. Ha buyur kuyruğa bak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ya Rabbi ya. Aracı burada dedim gümrükleme yaptırdım dedim. Araç dedim burada tadilat yapıldı dedim. Tamam diyor oradan gideceğim diyor. Hah girdik yine tır kuyruğuna. Çile ya vallahi çile. Bakalım ne olacak. Yani Yunanistan'da, Sırbistan'da, Makedonya'da, Hırvatistan'da göreceğiz. İzleyip göreceğiz. Hadi bakalım. Evet. Gittim. Yani tır kuyruğuna girdim. Sonra tescildeki arkadaşla görüştüm. O beni müdüre gönderdi. Müdürle görüştüm. O tekrar tescildeki arkadaşa gönderdi. Orada bir baksınlar yapamıyorlarsa dedi. Yani senden başka bir şey istiyorlarsa falan dedi. Seni yolcu tarafına alalım. Oradan geçelim dedi. Sonra o da olmuyormuş falanmış filan. İşte T1 belgem var benim. Transit geçiş belgesi. Onu okuttu tekrar burada arkadaş. Sen bir gir dedi sıraya. Kantardan dedi arkadaş dedi geçirirse seni tartım yaparsa dedi ben senin işlemini yapar gönderim dedi. Ama dedi Kantar dedi tartım yapmazsa dedi tır parkına döneceksin dedi. Tır parkı da bayağı geride kaldı. O da sabaha bulur senin buraya gelmen dedi. Tır parkına kuyruğa girirsen dedi. Yani kuyruğa girersen eğer tır parkında buraya gelmen sabaha bulur dedi. 11.30'du ben buraya 11.20 geçiyordu buraya geldiğimde. Şu anda saat 12.25 geçiyor. Arkadaşlar bir de 12.1 molasındalar. Bekliyoruz. Göreceğiz bakalım. Ha, tır parkına gidiyoruz. Gümrükten çıkacağım dışarıya. Tır parkına gideceğim. Sıra alacakmışım. Aracı da burada bıraktım. Dediler aracı bırak. Şuradan bir tane tıra bin. Tır parkına kadar git. Sırayı al. Oradan da bir tıra bin gel. Bir otostopçuluk yapmadığımız kaldıydı. Anasını avradını var ya yemin ediyorum. Neyse göreceğiz bakalım ne olacak. Biraz önce hafif ticari bir araca bindim. Onunla gümrükten çıktım. Benim aracı çıkartmıyorlar. Tır parkına gittim sıra almak için. Şu anda saat 1'i 10 geçiyor. Dediler ki
sabaha kadar sürer senin sıranın gelmesi. Ben dedim ki o zaman hiç benim evrakımı yazma. Şimdi tekrar gümrüğe geldim, o da otostop çektim, polisler durdu. Biraz önce polis arabasının içindeydim. Gizli çekim yaptım. Gülüyorum da yani hiç de keyfim yerinde falan değil. Şimdi ne yapacağım? Çıkış yapacağım buradan. Ya yani tekrardan Türkiye'ye giriş yapacağım. Sahadan aracı çıkartacağım. Hiç burayla uğraşmayacağım. Sabaha kadar da burayı beklemeyeceğim. Direkt buradan basacağım, yapıştıracağım Kapıkule'ye. İpsala'dayım ben şu anda. Direkt yapıştıracağım Kapıkule'ye. Hiç T1'i falan da şey yapmayacağım. Bahsetmeyeceğim. Direkt yanaşacağım yolcu kapısına. Diyeceğim ki bu araç karavan. Çünkü biraz önce buraya geldiğimde yolcu kapısına yanaştığımda bayan memur. Dedim ki hani bu karavan dedim. Ha karavan mı dedi. Tamam o zaman dedi. Sonra ben tuttum salak gibi T1'i gösterdim. O da ticari bir belgeymiş. Yapacak bir şey yok. Şimdi aracımı alacağım. Buradan çıkacağım. Yapıştıracağım Kapıkule'ye. Bakalım ne olacak. Çıkabileceğim mi? Bir de o var. Makedonya ışık. Makedon bir arkadaş buldum tırcı. İsim? Selam. Selam. Güzel. Tır parkına gidiyoruz geri. Olmadı. Sağdan çıkış vermiyorlar. Öyle kafana göre çıkamazsın diyorlar. Tekrar tır parkına gidiyoruz. Senal da İstanbul'a gidiyormuş. Makedonya'dan geliyor. Aldı beni sağ olsun. Şimdi tır parkına bakacak. Görüşürüz. Çao. Çao. Geldik. Makedonyalı tırcı arkadaş bıraktı beni. Şöyle bir kart verdiler bana. Şimdi bu kartı okutacakmışım. Şurada bir makine varmış. Ondan sonra bana SMS gelecekmiş. SMS geldikten sonra bir daha bu şeyle kartla buraya gelecekmişim. Kartı buraya verecekmişim. Ondan sonra abi içeride makine nerede? Tamam. Sonra işte bana SMS gelecekmiş. Bu kartı tekrar getirecekmişim. Sonra bana kantar fişi vereceklermiş. Sonra bir daha gidecekmişim. Onu yapacakmışım. Bunu yapacakmışım. Öyle edecekmişim. Böyle edecekmişim. Anasının dini ya. Nereye okutacağım ben bunu? Gözüm de görmüyor ki. Heh. Bunu nasıl okutuyoruz biliyor musun abi? Ekranı döndürdüm. Bu şeye bak telefon numaram. Tamam. Eyvallah sağ olasın. Bir şey yapmayacağım değil mi şimdi bu kadar? Yok yok bu kadar. Mesaj geliyor telefon. Tamam tamam. Eyvallah abi sağ olasın. Sabahı beklermişiz. Bekleyeceğiz bakalım göreceğiz ne olacak. Çile ya çile. Vallahi çile ya. Getirmeyin ya. Araba maraba yaptırmayın Türkiye'de. Ha işte biz yaptırdık bir maceraya girdik. Macera da bize girdi. Hadi bakalım. Geri gümrüğe. Herkese günaydın. Patlak yani elim yüzüm. Daha yeni uyandım. Kusura bakmayın. Saat 9.20 geçiyor. Ben buraya akşam saat 11.20 geçe geldim. Yani 11.20 geçiyordu ben bu alana girdiğimde. Hala İpsala sınır kapısındayım. Şu anda saat 9.20 geçiyor. Gittim tır parkından istediklerini de yaptım. Sıra da aldım. Ama mevzu ne biliyor musunuz? Lanet olsun böyle gümrük işleyişine. Lanet olsun böyle ülkenin. Bak. Duruyor. 3 sıra. Şunun arkasında bir sıra daha başlıyor. 3 sıra yan yana. Bak gitmiyor. İnsanlar oradan şurada şu tarafta bir yerde. Yürüdüm ben biliyorsunuz yani. Bir kilometre falan rahat var. Belki 1,5 kilometredir. Tır parkı orada. Oraya giriyorsun. Sıraya giriyorsun. Sıra çıkınca fişini veriyorlar. Geliyorsun buraya giriyorsun. Bir de burada bekliyorsun. Burası iyi ki şey ha. Daha bu kantar. Gümrük işlemi yapılmıyor burada. Kantar.
Kantarı eşitten sonra ya bir de arkadaş girdin mi çıkamıyorsun. Allah belanızı versin sizin. Sizin gibi gümrüğün, yani sizin gibi bir idarenin, işletmenin artık neyse yani ney. Allah belanızı versin hepinizin ya. Şu rezilliğe bak ya. Girdin mi çıkamıyorsun. Çıkamazsınız beyefendi diyor. Bırak diyorum, çıkacağım gideceğim ben diyorum. Çıkacağım gideceğim diyorum. Çıkamazsınız diyor ya. Saat 9:20 geçiyor. Ben daha kaç saat bekleyeceğim burada? Şu halime bak. Ya tırcılardan daha beter oldum ya. Adamlar içtiyse giriyorlar, geçiyorlar, ediyorlar. Ben uğraşlıyorlar beni. Allah belasını versin hepsinin ya. Getirmeyin kardeşim Türkiye'de falan araba maraba yaptırmayın. İşte böyle uğraşıyorsunuz ondan sonra benimle. Ustasıyla ayrı uğraş, gümrüğüyle ayrı uğraş. Saat 1:30 oldu. Öğlen 1:30 şu anda. Hala tır parkından bir mesaj gelmedi bana. Hani sıraya girebilirsin Seren diye. Araç hala içeride. Gümrük şöyle. Kamerada net diyor beni. Gümrük arkamda. Yürüyorum tır parkına doğru. Bakalım. Çok şükür sonunda mesaj geldi. Bak plakam orada. ULA3106. Çıkışa gidiniz diyor. Saat kaç? Saat şu anda 4:25 geçiyor. Dün akşam 11:30'da gümrüğe girmiştim. Saat 1:30'da bu tır parkına gelip işte şu karttan almıştım. Gece 1:30'da aldım kartı. Şu anda saat 4:25 geçiyor. Daha yeni mesaj geldi. Çıkış alınız dedi. Bakalım gümrükte kaç saat bekleyeceğiz? İzmirli Ahmet abimle beraber girdik saat gece 1:30'da buraya. Şimdi onun da çıkış verildi bak. Cezveyi de kaldırdı oraya koydu. Rakı bardağı mı? Rakı bardağı. Olmazsa olmaz. Aynen. Bak tüpünde hemen bize şöyle bir Türk kahvesi de yaptı Ahmet abim. Güzel. Hadi bir gidelim abi gümrüğe de. Bakalım orada kaç saat bekleyeceğiz. Yine tırın içindeyiz. Çok şükür sonunda çıktım. X-ray'e falan da girdim. Dün akşam 11:30'da girmiştim buraya. Şu anda saat 10:10 geçiyor. Abi tamam gelirim ben. Görüşürüz. Şu anda saat 10:10 geçiyor. Yani 22 saattir. Hatta 22 saatte geçti. İpsala gümrük kapısındaydım. Neyse hadi geçelim bakalım Yunan'a. Bak 5 dakika sürmedi. Yunanistan'a girişim 5 dakika sürmedi. Sadece pasaportumu verdim. Giriş yaptılar. Aracın arkasını açtım. Baktılar. Ooo food truck, food truck. Kebap, mebap, döner, möner, muhabbet. Ondan sonra okey dediler devam. Bu ya işte bu. 22 saattir. Ne 22'si? 23 saattir ben İpsala gümrük kapısında 23 saat bekledim. Ya şuna bak. Kantar yok, bir şey yok. Yunanistan'a tertemiz, ışıl ışıl, pırıl pırıl giriyorum. Devam edeceğiz. Hadi bakalım. Evet, canlarım, ciğerlerim. Öyle bir uykum geldi ki vallahi çok kötü. Yunanistan'dayım. Hani Üsküp'e kadar giderim dedim Makedonya'ya ama yemedi. Şimdi size bir yatak odamı göstereyim. Şöyle açalım. Evet. Ooo ve bastonumuz da çalışıyor. Fırın gibi olmuş. Kaç derecede şu anda? Yuh 28-29 derece olmuş içerisi. Baya baya sıcak. Şurayı kendime yatak yaptım böyle. Tezgahı dolabın üstüne. Şöyle bir yatak yaptım. Burada yatacağım. Vallahi dün gece de gümrükte burada yattım. Harika da oluyor.
Şimdi öyle bir yerdeyim ki, o kadar güzel bir yerde durdum ki, burayı biliyorum zaten, daha önceden de biliyorum. Bu üçüncü mü dördüncü mü ne gelişim herhalde buraya. Benim çok sevdiğim, çok keyif aldığım bir yer. Sabah uyandığımda o süper yerle sizi bir baş başa bırakacağım. Hadi iyi geceler. Günaydın, günaydın, günaydın. Yine elim bizim şiş ama çok güzel uyumuşum böyle. Bir 5-6 saat, 5 saat mi 6 saat mi daha bilmiyorum yani. Şu anda saat sabah 6'yı çeyrek geçiyor. Ben 12'de mi uyudum, 1'de mi uyudum onu bilmediğim için bir 5-6 saat diyorum. Dediğim gibi dün akşam size sabah çok güzel bir yer göstereceğim diye, çok güzel bir yerdeyim diye. Hadi şimdi orayla sizi bir baş başa bırakıyorum. Ama kısa, çünkü video çok uzun oluyor. Gurbet yolu. Hadi bakalım. Benim burası çok hoşuma gider. Kavala. Bu taraf marina kısmı. Ufak tekneler falan oldu ama şuradan şöyle devam ettiğiniz zaman, yani buranın arkası tarafı, yani binalar falan var. Şehir diğer tarafta. Evler falan yukarıda. Ama şuradan su kemerlerinden geçiyorsunuz. Şehir diğer tarafta. Burası ama balıkçı restoranları falan, bakın şöyle şu kıyı balıkçı restoranları, işte uzo, balık, Allah elleni evet, yolumuz uzun, yolumuz var, devam edelim yola, daha yolun başındayız. Yani kapıdan buraya bir 200 kilometre falan geldim, Kavala 200 kilometre falan. Devam edelim yola. Daha ne macera çıkacak bakalım karşımıza. Hadi bakalım, görüşürüz. Evet, Yunanistan bitti. Makedonya'ya gireceğiz şimdi. Ama ben şimdi böyle kafama göre araçların olduğu yerden girdim. Hiç kamyon tarafına yanaşmadım. Bakacağız neler olacak. Köpeklere bak ya, beni yiyecekler. Hele deliler hele. Hele deliler hele. Hadi bakalım. Ne olacak bakalım bir. Alo. Çıldım. Deutschland. Karavan. No truck. Karavan. Karavan. Ya. Thank you. Ciao. Bak, fıstık gibi. Tertemiz. Yani Yunanistan'a girerken de hiç sorun olmadı. Çıkarken de hiç sorun olmadı. Şimdi Makedon'a gireceğiz. Bak, tertemiz. Çiçek ya. Hadi bakalım bir Makedon'a girelim. Evet. Burası da Makedonya gümrük kapısı. Yanaşayım bankoya. Öyle açayım. Boşuna fazla dakika yazmasın. Uzun bir video olmasın. Temiz, güzel, izlenecek şöyle bir video olsun. Çünkü gurbet yolu, yani Sıla yolu çok uzun oldu. 2 saat olmuştu Sıla yolu. Bu gurbet yolu da öyle olsun istemiyorum. Böyle ara ara çekeceğim. Ara ara çekeceğim. Tadında bir video olmasını istiyorum. Görüşürüz. Öpüyorum. Evet, sıra bana geldi. Alo. No, karavan. Karavan.
Tertemiz. Süper. Hiçbir sorun olmadan burada duracak mıyız? Çal. Bak, Makedonya'da tertemiz çiçek gibi girdik. Ulan Türkiye senin var ya. Yani Türkiye'deki memurlar daha doğrusu işleyişiniz. Allah belanızı versin ya. Ya bela anmak istemiyorum ama gerçekten Allah belanızı versin. Ben kendi gümrük bekleme süremin üzerine rekor koydum ya. Kapıkule'de 20 saat bekledim. Şimdi İpsala'dan çıkarken 23 saat. Al, buralar da gümrük, buralar da kapı. Makedonya Avrupa Birliği değil. Al işte. Veriyorsun, geçiyorsun. Veriyorsun, geçiyorsun. Sinirlendim. Sinirleniyorum. Geriliyorum. Vallahi Sırbistan'dan gitmeyeceğim. Sırbistan'dan gitmeyeceğim çünkü Sırplar da ayrı bir sıkıntı. Kosova. Şimdi Makedonya'dan Kosova'ya geçeceğim. Kosova'dan Bosna Hersek üzeri, Bosna Hersek'ten de Hırvatistan'a çıkacağım. Hadi o zaman görüşürüz Kosova'da. Bye. Çok güzel bir görüntüydü şu dağ. Çekmek istedim size. Tünele gireceğim şimdi. Aa, çok güzel. Yolumuzun üstünde şeyler var. Böyle görseller var. Manzara var. Çekebildiğimi çekeceğim. Evet. Makedonya'yı bitiriyoruz. Makedonya'dan çıkış yapacağım. Kosova'ya gireceğim. Şu ana kadar çok da güzel geldik yolda. Yolculuk da iyi geçiyor. Çok keyifli geçiyor. Yol güzel. Girelim bakalım hadi. Daha doğrusu önce bir çıkalım Makedonya'dan. Sonra bir Kosova'ya giriş yapalım. Hadi bakalım. Okey. Ciao. Şey oldu. Makedonya'dan çıkış yapıyorum şu anda. Bir tanesi geldi. Yani Makedonya'ya girerken hiç sorun olmadı. Çıkış yaparken bir tane dombalak geldi. Böyle bir dombalak falan yaptı. Dedim sakin ol şampiyon. White'a muita gerek yok. Aç dedi arkayı. Açtım arkayı, gösterdim işte. Kamyon zannediyor işte, yük taşıdım falan. Sonra bekle dedi. Türko, Mirko falan bir şeyler dedi. Anlamadım yani, tabii kendi dilinde konuşuyor. Sonra birisi geldi. Abi merhaba dedi. Türk müsün? Evet dedim, Türk'üm. Nereye gidiyorsun falan dedim, Almanya'ya. Abi görebilir miyim, için ne var dedi. Dedim tabii buyur. Baktı, aa dedi, abi çok güzel yapmışsın ya, şöyle böyle. Sonra tabii buna telefon geliyor. Onu diyor aşağıya diyor tır parkına gönder diyor diye. O da sinirleniyor. Diyor ne tır parkı diyor. Adam diyor camping, bu camping diyor. Hani kahraman gibi söylüyor. Sonra verdi işte şeyimi, pasaportumu. Kıza dedi ki tamam dedi, çıkart dedi. Bu dedi kamp aracı dedi. Abi dedi sen dedi Türksün dedi. Seni aşağı göndermeye çalışıyor dedi. Ben diyor boşver dedi. Ne gönderecekler seni aşağı? Abi sen dedi devam et yoluna. Şimdi şeye geldim. Kosova'ya giriş yapıyorum şu anda. Bakalım burada ne olacak. İzleyeceğiz, göreceğiz. Alo. Alo. Green card. No, it's not valid for Kosovo. You must buy Kosovo. Bitte. Bitte. Listen to me. Okay. Abi. Konuşur musun? He, Türkçe biliyor musun? Benim konuşmam ama az. Mecbur Kosova yeşil karton. Tamam, alırım da onda yazması... Yeşil karton. Tamam, nereden? Şuradan bir yerden alıyorduk değil mi? Sen mi vereceksin? Hadi abi, tamam abi. İyi yaşa abi. Çok yaşa. Abi. Efendim? Spesiyel. Ya ya, evet evet. Burada spesiyel. Burada LKB Aspesyal. Yok, yazmıyor orada. Çünkü abi. Bir dakika. Finish gümrük var. Sonra gidiyor da var. Kosova sigorta. Tamam. Konuş araba
Tamam. Tamam, teşekkür ediyorum. Tamam. Sağ olasın. Sonra sigorta gel burada. Tamam, okey. Evet, Kosova'da daha önce de Kosova'ya geldiğimde sigorta, parking, sigorta ya. Türk iş. Türk'üm, Türk'üm. Biliyor musun Türkçe? Türk iş, ha. Deutsch, oh, 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 German. German ya. Bagaj. Bagaj yok. Spesiyel. Karavan ya. Okey. Dur bakalım, polisler şey yaptılar. Merak ediyorlar. Zaten duracağım yani, şurada park yapacağım. Kosova'nın şeyini, sigortasını alacağım. Sigorta yaptıracağım Kosova'da. O da 10 günlük falan oluyor. Para değil yani. 13 euro mu ne yaptırmıştım ben 2018'de. Bakalım şimdi kaç para olmuş. Görecek. Vallahi var ya, bir soğuk. Kosova deli gibi. Şey yaptık. Polis işte çağırdı yanına. Gitti içeride bir ruhsatla benim kimliği aldı. Oradan bir şeyler falan baktı. 2018'de ben küçük arabaya yaptırdığımda 13 euro muydu, 15 euro mu neydi, öyle bir şeydi, tam hatırlamıyorum da. Şimdi bu tabii kamyonet olduğu için 77 euro 15 günlük 77 euro. Çok para ya. Vallahi çok para. Ama Sırbistan'a girmekten çok çok daha iyidir. Sırbistan'a hiç girmek istemiyordum. İyi de oldu böyle. Buralar güzel ya. Kosova, Bosna, yani Saraybosna böyle. Çok güzel yerler olar. Şimdi Kosova'nın çıkışında, bir de Bosna'nın girişinde görüşürüz. Hadi bakalım. Evet, Kosova'yı da bitirdik. Deutschland? Deutschland? Ja. We came from Kosovo, Albania. Sarajevo. Sarajevo. Bosna, Sarajevo. Friend sleep. Und Deutschland. Jo. Yes, sir. Ciao. Kayıt da açık kalmış vallahi. Mevzu neymiş biliyor musunuz mu? Ben şimdi Kosova'dan Saraybosna'ya geç, ya Bosna Hersek'e geçecektim ya. Daha öncesinde ben bu şeyi yapmıştım, Balkanlar turu yapmıştım. Yani Bosna Hersek Türkiye'ye doğru gitmiştim. Bosna Hersek'ten Karadağ yapmıştım. Karadağ'dan işte Kosova yapmıştım. Sonra işte Makedonya falan. Ben de yine dönerken o şekilde diye şey yapıyorum ama Karadağ hiç araya katmamıştım. Yani
Yunanistan, Makedonya, ondan sonra Kosova, Bosna Hersek. Öyle giderim diye hesap ediyordum. Ama şimdi Kosova'nın çıkışına geldim. Gümrüğe. Zaten böyle dip dibe şeyler. Kulübeleri dip dibe. Burada şeyinki var. Kosova'nın buradaki Sırbistan'ın. Sırbistan'ın girişiymiş burası. Sırp polisi beni almadı içeriye. Dedi ki sen dedi buradan dedi. Yani Makedonya üzeri geldiğin için dedi. Kosova'dan dedi Sırbistan'a geçemezsin dedi. E ne yapacağız? E sen geri döneceksin. Ya şimdi anlaşamıyoruz da. Bende de doğru düzgün İngilizce yok. Onda da doğru düzgün İngilizce yok. Böyle tarzanca konuşuyoruz yani. Bir türlü anlaşamıyoruz. Sen dedi gel dedi gel buradan dön. Geri döndürdü beni. Ondan sonra tekrar Kosova girişine giriş yaptım. Sonra oradaki dışarıda bir tane polis vardı abi. O evraklarım aldı. Abi dedi sen dedi abi şöyle yanaştı dedi. Ben sana hepsini anlatacağım dedi. Adam şey buralı Kosovalı. Ama babasından öğrenmiş Türkçeyi. O kadar güzel Türkçe konuşuyor ki. Hayran kaldım. Her neyse velhasıl kelam şimdi geri dönüyorum. Mitrovica'ya. Mitrovica'dan Pena'ya dönecekmişim. Orada Kullah kapısı var. Oradan çıkış yapıp Karadağ üzerinden Bosna'ya geçeceğim. Zaten istesem de Sırbistan'a giremiyorum. Zaten Sırbistan'a girmek istemiyordum. İstesem de giremiyorum. Neyse. Kapıda görüşürüz. Hadi bakalım. Daha Kosova'nın içindeyim. Çıkamadım daha Kosova'dan. Yani Karadağ geçiyorum şu anda. Ama biraz önce gittiğim kapı da yani Kosova-Sırbistan arası kapı da böyleydi yollar. Hep dağlık yollar. Öyle de virajlı, öyle de keskin virajları var ki yani enteresan. Tam böyle motorla gidilecek bir rota. O zaten Bosna Hersek'in dağ yollarını falan çok seviyorum ben. İnanılmaz güzel böyle dağa oymuşlar. Tünelleri falan çok güzel. Bak şimdi viraja bak. Hop. Yol hep böyle. Sizinle ufak bir paylaşayım istedim. Niye bu yoldan gidiyorum? Hani soracak olursanız manyak mısın sen niye dümdüz yoldan basıp gitmiyorsun? Türkiye'ye gelirken Sırbistan'da, Bulgaristan'da ve Türkiye Kapıkule'de beni çok yordular, çok uğraştırdılar. Şimdi İpsara'dan çıkarken de biliyorsunuz 23 saat bekledim. Onun haricinde Yunanistan'da, Makedonya'da, Kosova'da hiçbir şeye takılmadım. Yani Sırbistan'a bulaşmak istemiyorum. O yüzden böyle alternatif yollardan fıtı fıtı küçük ülkelerden daha yollar olsun. Hiç önemli değil. 250-300 km yolum uzasın. O da hiç önemli değil. Yeter ki o kapıda rezillikleri yaşamayayım yani. Saatlerce beklemeyeyim. Ya 23 saat İpsala'da bekledim. 23 saatte kaç kilometre yol giderdim. O yüzden kilometreyi takmıyorum. Abi daha yol olsun. 50 ile gideyim, 60 ile gideyim. Hani 100 görmeyeyim yani. Şu anda bak 50 ile tırmanıyorum. 60, 70 en fazla. 80'i görmüyorum. Çünkü yol çok virajlı, dağlık yol. Abi ben halimden çok memnunum. Süper de keyif alıyorum. Yani böyle yorumlarda vay efendim ne işim var, oradan gideydin, buradan gideydin, şuraya niye girdin, bunu niye yaptın demeyin. Şu anda çok güzel yolum. Hadi bakalım. Kosova'nın çıkışında, Karadağ'ın girişinde kapıda görüşürüz. Size böyle ufak bir yol durumu bildireyim. Çok şükür dağın başında Kosova çıkışa geldim. Yani gümrüğe geldim. Bu nasıl bir gümrük? Daha önce Sırbistan'da, aman Sırbistan diyorum, Bosna Hersek'te böyle bir gümrüğe girmiştim. Bak. Dağın başında, tepede. Zaten bu hızlı çekim yapıyorum şu anda. Çıktığım yolu. Onu ya bu videoya ekleyeceğim. Ya da uzun olursa ayrı bir video olarak yapacağım. Kosova dağ yolları diye.
Vallahi manyak maceralı bir yol oluyor. Şu Kosova'dan çıkalım, bir Karadağ giriş yapalım. Hadi bakalım. Ya ne iyi adamlar var ya, vallahi bu Kosovalılar. Bak şeydeki Sırbistan kapısındaki, ya Kosova'dan çıkış yaptığımda Sırbistan almadılar ya beni. Oradaki abi de inanılmaz şeydi. Çok iyi böyle davrandı bana. Her şeyi tane tane tek tek anlattı. Şimdi burada da merak ettiler aracı. Hani bu nedir falan diye. İçini açtım. Oo dediler, çok güzel. Ondan sonra tabii böyle çat pat İngilizce, birazcık ucundan kıyısından Türkçe konuşarak güzel anlaştık. 4 tane 5 tane hepsi işini gücünü bıraktı, geldiler arabaya kadar. Oo yeni falan, çok güzel, şöyle böyle ıvır zıvır. Biraz takıldım yani burada bir 8-10 dakika kadar. Bir tanesi de içlerinden bir tanesi de böyle çat pat Almanca konuşuyor. Güzel ya. Yani şu ana kadar keyifli geçiyor. Çok keyifli geçiyor yolum. Tabii. İpsala'da delirdim yani. Türkiye'de delirdim, çıldırdım. Türkiye'den sonrası gayet güzel, keyifli geçiyor. Bakalım, göreceğiz. Şimdi bir şu Karadağ giriş yapalım da. Ne olacak? Hadi bakalım. Vallahi güzel kar yağmış buraya. Şu anda yükseklik olarak kaç metredeyim bilmiyorum ama baya baya bir yüksekliğim. Çünkü Kosova Priştina merkezden buraya kadar hep tırmandım. Yaklaşık bir buçuk iki saate yakın falan bir süre oldu. Ciddi kar varmış. Yani yolu temizlemişler. Hani diyordum ki yolda giderken şöyle kar olsa, ah bir kar olsa. Kar yağmıyor ama yine de var işte. Sağda solda kar var. Bunu da bir şöyle göstereyim, paylaşayım istedim sizinle. Çok da hani böyle sık sık video yapıp da videonun dakikasını uzatmak istemiyorum. Şu kar manzarasını bir görün istedim. Ne kadar görebiliyorsunuz şu anda onu da bilmiyorum ama keşke gündüz geçseydim buradan. Ama olmadı. Evet, o dediği yere geldim abinin. Kula sınır kapısı. Ah, okey. Okey. Bakalım ne olacak. Alo. Vay arkadaş, derdini kerteyim ya. Bu neymiş? Yani altı üstü bir Karadağ. Küçücük bir ülkesin sen. Bir arama. Arabayı nasıl biliyor musun böyle? Zaten böyle bir hareketlerinden falan anlamışsınızdır ilk pasaportu verdiğinde. Asil bir adam biliyor musun böyle? Yani ben uzun boyluyum ya. Değilmişim. Dev gibi bir adam böyle, dev. Hem boyuna hem enine inanılmaz dev gibi bir adam. Tam da böyle yani dağın başına yakışmış bir adam, biliyor musun böyle? Neyse, arabayı böyle geldiler. Rahat 7-8 kişi vardı. Arabanın her yerini böyle nasıl arıyorlar. Bir tane lavuk da
onun üzerindeki kıyafet farklıydı. Üzerinde böyle garip garip böyle Frontera mı ne öyle bir şey. Opel Frontera değil. Ya garip bir şey yazıyordu böyle. Elinde şöyle bir cihaz var. Benim Alman kimliğine bakıyor, ediyor böyle onunla inceliyor. Ondan sonra pasaporta bakıyor, ediyor. Arabanın ruhsatına bakıyor, ediyor falan filan. Sonra tabii pasaportun içinde birkaç tane daha fotoğraf falan da var. Hepsini eşleştiriyor. Sonra benim karşıma geçti. Tek tek fotoğrafla tutuyor. Ya saçımın şurası çıkmış yani. Ha önce geldi dedi ki gözlüğü çıkart. Dedi lens mi kullanıyorsun? Dedim hayır bu şey sarı gözlük yani gece yol sürüşü için. Abi bakıyor ediyor yandan bakıyor dikten bakıyor öyle bakıyor böyle bakıyor şunu yapıyor bunu yapıyor. Yani arabayı aramaları bir 20 dakika falan sürdü. Herifin de beni incelemesi rahat 15 dakika sürdü. Vallahi iyiymiş. Girdik. Karadağ'dayız. Karadağ'ın girişi biraz maceralı başladı. Bakalım çıkışı nasıl olacak? Göreceğiz. Hadi bakalım. Hele şükür. Karadağ'ı da bitirdik. Ama şimdi şey yapmayacağım. Nedir onun ismi? Burada kaydı kapatacağım. Çünkü kızıyor polisler. Şeyde çok kızdılardı bana. Karadağ'ın girişinde çok kızdılardı bana. Sen niye böyle çekim yapıyorsun, ediyorsun falan filan hesabı. Nereden girek? Neyse. Bakalım bir kapatıyorum. Kızıyorlar. Karadağ'a çok sorunlu girdik. Ama çıkarken sorunsuz çıktım. Vallahi gidiyorum da yani videoyu bir açayım dedim. Hani Bosna'nın gümrüğü nerede, giriş nerede? Bayağı geldim yani. Yani eğer hala devam edeceksem de ilerideyse şey Bosna'nın gümrüğü giriş şu iki gümrük kapısı arasında bir ülke kurulur yani. O kadar uzun. Neyse. Bakacağız bakalım. Harbi geldim. Gümrük varmış ha. Yani illaki vardır. Olması da lazım da. Dediğim gibi iki gümrük kapısı arasına bir ülke kurulur. Hatta 1,5'tan 2 ülke kurulur yani. Ne güzelmiş lan Bosna Hersek'in şeyi. Gümrük kapısı. Bunlar neyi bekliyor? Mülteci misiniz siz? Neyse ben yine şurada kapatayım da bana kızıyorlar. Ben hani Karadağ'dan şeye Bosna'ya giriyordum. Yine Sırbistan'a girdim. Nasıl oldu bu? Yani navigasyon içinde bakıyorum dedim tamam. Bosna Hersek, Saraybosna yolu onu gösteriyor ama Sırbistan ne alaka? Niye girdim ben Sırbistan'a şimdi? Yani normal rutin bir bagaj kontrolü yaptı. Şöyle baktı. Tamam dedi gönderdi. Böyle olacağını bilseydim ben niye çektim bu eziyeti? Makedonya'dan direktmen çıkardım Sırba. Ulan ne enteresan değişik bir adamım ben ya. O dağlar, tepeler, bayırlar. Çok enteresan. Şimdi dur bakayım bir Sırbistan'a çıkışında bakacağız. Ne olacak? Burada bir şey olmadı. Hadi burayı hafif atlattık da. Sırbistan'ın çıkışına bakacağız bir de. Hadi bakalım. Günaydın diye giriş yapacağım da vallahi hiç enerjim de kalmadı ki. Günaydın. Nasılsınız? Ben yoldayım hala. Bitmedi arkadaş ya. Günlerdir yoldayım vallahi billahi. Dün akşam bilmeyerek, daha doğrusu ben Bosna Hersek'e gireceğim diye yani öyle düşünüyordum.
Sırbistan'a girdim. Şu anda Sırbistan içindeyim. En başından beri Sırbistan'a girmeyi istemeyen ben döndüm dolaştım yine Sırbistan'a girdim. O kadar da yolu uzattık. 500 kilometre uzattık. Fazla değil. Olsun. Ne oldu? Gezdik. Yeni yerler gördük. Bak. Sabah şey gece saat 4'te yani sabah 4 diyeyim artık. Uyudum. Artık böyle pilim bitti. Şu anda saat 9. İyi uyumuşum. Çok iyi geldi. Manzaraya bakın. Manzara ke. Neredesin? Heh. Bu böyle komple Bosna'ya kadar gidiyor. Ben daha önce rotayı yapmıştım. Aynı güzergah böyle. Ben şimdi ileriden sağa döneceğim. Bu komple Bosna her senin içine gidiyor. Ben şimdi Bosna'ya Bosna'ya girmeyeceğim artık. Daha yeter. Yani Bosna'da işim yok. Niye gireyim? Ben Bosna'ya girmemin amacı Sırbistan'a girmemekti. Sırbistan'a girdik istemeye istemeye. Bosna'ya girmeyeceğiz. Bosna yok. Hadi devam. Görüşürüz. Evet. Geldik. Sırp'tan çıkıyorum şimdi. Çıkış yapacağız Sırp'tan. Sonrası meçhul. Şu kapıya geçeyim. Konuşacağız. Abo manyağa bak ha. Şey Sırp polisi gümrükteki. Yemin ediyorum var ya K9 köpek gibi kurcalamadığı yer kalmadı. Her yeri karıştırdı. Her yeri. Şu kapıyı mesela bak kaç tane gümrükten geçtim. Şöyle hafiften bir yokluyorlar. Bakıyorlar açamıyorlar. Herhalde açılmıyor zannediyorlar. Çünkü yatağın üst tarafı hep eşya dolu. Orayı bile aç... Ya var ya. Arabanın içinden geçti içinden. Didik 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 didik. Şerefsiz. Dağıttı ortalığı. Tanrı topla. Yani şimdi ne diyeyim bilemedim. Evet, Saraybosna'ya giriyoruz. Neden Saraybosna? Neden Bosna Hersek? Anlatacağım. Şurada bir durayım. Hani diyordum ya, Bosna Hersek'e girmeyeceğim. Sırf Bosna Hersek'e girmemin amacı Sırbistan'a girmemekti. Hazır Sırbistan'a girdim. Hiç Bosna'yı karıştırmayayım diyordum ya, o planı değiştirdim. Neden? Hem bir kere 130 kilometre falan yolu kısaltıyor Bosna. Ama en büyük etken, şimdi ben yukarıdan çıksam, Sırbistan'ın yukarısından direkt böyle Hırvatistan'a giriş yapsam orada belki kantara sokabilirler beni. Aracımın benim 3500 kilo en fazla hakkı. Ama şu anda tabii içinde kendi şahsi kişisel eşyalarım falan olduğu için şu anda araç 3800 kilo geliyor. Yani 300 kilo fazlam var. Bir şey olur mu? Olmaz. Sadece para cezası gelir. Gerek var mı? Yok. Kantara mantara girmeyeyim, uğraşmayayım diye Bosna üzeri geçiyorum. Bosna'ya girdik. Hadi bakalım. Bosna Hersek'e gelinir. Başkenti Saraybosna'ya girilir de buraya gelindiği nereden anlaşılır? Tabii ki. Ya. Şu meşhur çeşmesinden, çarşının içinden, güvercinlerinden. Bir yer daha var. Bosna'ya girip de bir yerin önünde daha böyle hani selfie melfie çekilecek bir yer daha var. Oraya da şimdi gideceğiz ama önce. Hadi o ikinci noktada gidelim sonra yola devam. Evet, geldim o ikinci adrese. Yani ikinci dediğim yere. Saraybosna'ya geldiğim zaman Saraybosna'yı benim için yani ben öyle düşünüyorum temsil eden iki şey var. Birincisi o çeşmeydi, ikincisi de hemen burası efendim. Sönmeyen ateş. Bu şehit olan boşnaklar için yapılmış bir anıt bu. Sonsuz yanan, alttan tabii doğalgaz var. Sonsuz yanan bir ateş. Sönmeyen ateş. Gece gündüz 7-24
365 gün yanıyor. Sadece yanlış hatırlamıyorsam 90 yok 97 miydi? 2007 miydi? Öyle bir şeydi. Bir doğalgaz kıtlığında, doğalgaz yokken o zaman bir sönmüş. O gündür bugündür de yanıyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam öyledir. Yanlış hatırlıyorsam da yanlış hatırlıyorumdur. Olabilir. Doğrusunu siz bilin. Siz söyleyin. Yorumlara yazın. Yorumlarda buluşalım. Doğrusunu hep beraber bilelim. Benim bildiğim bu kadar. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. Hatırlayabilirim. Ha, bu arada hala bak abone olmayanlarınız var. İzleniyoruz, izleniyoruz, izleniyoruz. Hani abone? Hani like? Bir de bunu var. Saraybosna'nın sokağın ortasında böyle 7'den 70'e satranç oynuyorlar. Bak, görüyor musun ihtiyar heyetini? Gençlere onu oraya al, bunu buraya çek. Onu oradan kalktır, bunu buradan yolla. Baba, tiplere bak, tiplere Allah aşkına. Ağzında cuvara, diş yok. Sakız çiğniyor. Hadi bunu da bir göstereyim dedim size ya. Sokağın ortasında böyle satranç olayı var. Sayende kültürümüz artıyor la. Yine iyisiniz, hadi bakalım. Evet, sonunda çok şükür Bosna'yı bitirdik. Dağ yollarından, derelerden, tepelerden. Şurası gümrük çıkış kapısı Bosna'nın, ama gümrüğün olduğu yere bakar mısın? Tam şehrin içinde yani. Burası şehir. Hop, dönüyorsun gümrük. Çok güzel. Hadi bakalım gidelim gümrüğe doğru bir. Evet, Bosna'yı bitirdik. Bosna'dan çıktık. Şimdi Hırvat'a gireceğim. Bosna'ya giriş yaparken hiç aramadılar arabayı. Adam direkt aldı pasaportumu, çat vurdu, verdi geç. Şimdi bir arada arabanın içine attı. Asıl mevzu şimdi Hırvat'ta. Ne olacak bakalım. Burayı da sorunsuz, sıkıntısız geçersek Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak. Hırvatistan gümrük kapısındayım. Geldim. Ben yine kaydı kapatayım burada. Çıkınca görüşürüz. Çünkü kamerayı görüyorlar. Açık olduğunu laf ediyorlar. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Evet. Hırvatistan'a girmiş bulunuyoruz. Zotdirik. Geldi, bagaj kontrolü yaptı. Baktı, aradı. Zaten bekliyordum yani. İndi arabadan. Okey dedi. Gitti. 15 dakikadır bekliyor. Pasaportu getirmiyor. Gittim sordum. Hani bagaj kontrol bitti mi? Ha, bagaj kontrol bitti dedim. Pasaportumu alayım. No. İyiydik. Bekle baba, bekle. Bekle baba, bekle. Ne, niye bekledim onu da anlamıyorum. Hani bir şey de yapmıyor. Pasaportumu orada görüyorum. Katlamış, koymuş bir kenara. Neyse, sonra geldi verdi de. Şimdi Hırvatistan'ın çıkışında bakacağız. Görüşürüz. Günaydın efendim. Günaydın, günaydın, günaydın. Uyumuşum vallahi. Geçemedim. Gece burayı geçemedim. Yaklaşık bir 8-10 kilometre geride girdim, benzinle uyudum. Evet, Hırvatistan'ı bitirdik. Slovenya'ya giriş yapıyoruz. Oy, vallahi yoruldum artık. Günlerdir yoldayım. Ha işte bak. Böyle. Gümrük kapısı dediğim böyle olacak. Şişt, geçeceksin ya. Avrupa Birliği. Gözünü seveyim. En güzel bak, tertemiz. Şimdi burada bir dur bakalım. Yine kamerayı kapatalım da polisler götlük yapmasınlar. Evet, Slovenya polisini de geçtik. Çektirdi tabii kenara. Büyük bir araç olduğu için yani, yine bak tırlar sol tarafta.
araç girişinden girdim ben. Çekti de kenara, bakayım dedi. Açtım, baktı. Dedi, tamam devam et. Bak tertemiz fıstık gibi. Türk'üz. Kendi ülkemizde, kendi memleketimizde çektiğimiz rezilliğin haddi hesabı yok. Zaten bir kere kafadan Türkiye'ye gittiğimiz zaman girişte, gümrük girişinde bir hoş geldin partisi yapıyorlar. Uğraştırıyorlar da uğraştırıyorlar. Ellerinden gelen ne varsa yapıyorlar abi. Canından bezdirmek için seni. Ya tatile geliyorsun, aileni ziyarete geliyorsun, eşini dostunu görmeye geliyorsun. Veyahut da işte iş yaptım ve geldik. 20 saat Kapıkule'de bekledim Türkiye'ye giderken. Dedim ki Bulgaristan'ı, Sırbistan'ı falan hiç karıştırmayacağım dedim. Kapıkule'yi de karıştırmayacağım dedim. Kapıkule sıkıntılı dedim. İpsala'dan çıkacağım Yunan üzere. İpsala'da 23 saat bekledim. 23 saat. Yani kendi rekorumun üzerine rekorumu kırdım. 3 saat daha ekledim. Ben yaptım tabii. Benim manyak. Ben manyak. Gümrük sahasında, gümrük alanında beklemeye bayılıyorum. Hastasıyım ya. Neyse hadi devam. Slovenya'dayız. Kalma zaten. Avusturya'ya gideceğiz. Avusturya'da Salzburg'da ben park edeceğim. Babamlar gelip beni alacaklar. Çünkü araçta 300 kilo fazla yük var şu anda. Alman gümrüğünde girişte belki Alman polisi çekip aracı bir kontrol edebilir. Tartabilir, kantara falan sokabilir. O yüzden babamlar Salzburg'a gelecekler. Eşyayı boşaltacağız, aktaracağız onları arabaya. Babama da verir, babam kullanır. Öyle. Hadi bakalım, görüşürüz Salzburg'da. Evet. O meşhur yere geldik. Yani meşhur yer dedim de işte. Slovenya bitiyor. Avusturya başlayacak ama tabii Karavanke tüneline gireceğiz. Hani o upuzun bir tünel var ya, Karavanke tüneli. Oraya gireceğiz. Ondan sonra zaten Avusturya, Salzburg. Salzburg'da da görüşeceğiz. Hadi bakalım. Asla mı olay? Tünele girerken güneş vardı. Tünel 7800 kilometre. Şey pardon ya. 7800 metre yani. 8 kilometreye yakın. Tünelin uzunluğu. Allah tünele girerken günlük güneş gitti. Tünelden bir çıktık, çıkar çıkmaz hop yağmur çamur. Nasıl olacak? Hadi bakalım. Evet çok şükür Salzburg'a geldik. Bak bak bekliyorlar orada. Babamla Sezer abi gelmişler. Hadi bakalım bir inelim mi? Gidiyoruz, yoldayız. Sezer abiyi gönderdik önden. Ben de geçtim kaptanın yanına. Hasan baba. Evet baba. Nasıl gidiyor? Vallahi gaza basınca gidiyor. Arada bir kaçırıyor. Ya işte bunun şanzıman Türkiye'de gösterdim ben. Zetek şanzımanın üzerine bir robot koymuşlar. Kendisi vites değiştiriyor. O da bir sıkıntılı şey yapıyor. Dediler ki hiç bununla uğraşma. Söktürme, baktırma, açtırma. Evet. Çünkü boşa açtırırsın, boşa para verirsin. Biz de bu arabayla yani yol yapmayacağız, seyahat yapmayacağımız için. Ben alıştım. Bende hiç sorun olmuyor ama babam şimdi alışamadı daha. Sen mesafede daha alışamadı. Aynen. Alışırsın. Sen daha çok süreceksin bu arabayı. Sana daha çok sürdüreceğim bunu. Bugüne kadar herhalde alışırız. İnşallah, inşallah. Biz gidiyoruz. Yoldayız. Aynen. Yolun açık olsun baba. Sağ ol abi, sağ ol. Evet baylar bayanlar ve sevimli çocuklar. O uzun, çileli, dertli, sorunlu, bitmek bilmeyen yol bitti. Geldim. Evimin önündeyim. Dün akşam geldik. Tabii akşam karanlıkta böyle yapmayın dedim videonun kapanışını. Şimdi şöyle. Burada başlamıştı yolculuk.
Tam şu siyah arabanın durduğu yerde hareket etmiştik. Türkiye'ye gitmiştik ve geri geldik. Arabanın içinde boşalttım şimdi eşyalarımızı falan. Bitti. Türkiye macerası ve gurbet yolu bitti. Geldik artık Almanya'dayız. Evimizin önündeyiz. Şimdi sırada neler var? İşte aracın TÜV yani muayeneye gidecek. Ondan sonra onay belgesi alacak. Ondan sonra işte kağıt kürek işlemleri hepsi gelecek. Sonra açılış yapacağız. Tabii bu videodan sonra bir aracın içinin o kromların soyulma videosunu da yapacağım. Ama bu gurbet yolu videosu burada bitti. Efendim, esenlikle kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın, güzel kalın. En önemlisi de bizimle kalın. Hadi bakalım.